Arkadaşlar bu soruda Yunan kuvvetlerinin Sakarya meydan muharebesinde Türk ordusuna yenildiğinden ve Sevr'in ruhuna veda etmek gerekir düşüncesine sahip olduklarından bahsedilmektedir. Bu saptamadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Yunanların başarısızlığı kabullenilmiştir. E, Yunanlar Sakarya'da kaybetti ve ikincisi artık Sevr'i onaylatamayacaklarını anladılar. E, kabullenmiş oluyorlar doğrudur. İngilizler işgallerin kalıcı olmayacağını anlamıştır. E, Sevr anlaşmasıyla ülkemizi parçalayıp ülkemizi almak istiyorlardı. Bu ruha veda etmek gerekir dediklerine göre ülkemizde kalıcı olmayacaklarını anlamışlardır. İngiltere TBM'yi Türk tarafından tek temsilci olarak tanımıştır. Arkadaşlar bununla ilgili hiçbir bilgi yok. Yenilgiyi kabul ediyorlar ama TBM'yi tek başına bir unsur olarak kabul ettiğiyle ilgili bir bilgi yok. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Diğer şıklara da bakalım. Serv anlaşmasının koşullarını Türklere onaylatma olanağı kalmamıştır. Servin ruhuna veda ettiklerine göre onaylatma olanakları da kalmamıştır. Sakarya Savaşı'nın sonucu İngiltere'nin Yunan ordusuna güveni sarsılmıştır. Bakalım Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonucunda Türk ordusu yendiğine göre Yunanlılara güven sarsılmıştır. Doğrudur. Cevabımız Ceyhan.